Mümin aslında etmem ki Sehli ibn Ebi Salih radıyallahu teala anhu aytiyatlar ki otam meni Ebi Haris Beni Haris Beni Haris'ke yubardılar. Ana o bir mahallaga, ana o bir kavmga, kavmiyetge yubardılar bir hacet bilen. Ve meni yanımda bizi bir kulumuz hem birge vardı. Oşa joyga borarken biz devarının arkasından onun ismini biri çakırdı. O falancı dedi. Ben çakırı yaptım dedi de varıp divanın arkasına varıp karagan edi felem yara şeyen buram bir nese görünmedi lakin çakırdı hatta ayeti yaptı ki bu kimdi o Sehli ibn Ebi Salih ayeti yaptılar ki Suheyl bin Ebi Salih ayeti yaptılar ki men onu işittim o işitgeni kemi vardı çakırgan nida kegen joyga varıp karagan edi buram bir kişini topmadı hiç kim çakırmagan endi bunu kelip dediler dedemge aittim dediler dede biz o çocuğa borganımızda devarın arkasından yahu kulumuz var o ha o kulumuzu biri nida akıp çakırdı bağırıp karavudu hiç kim yok iken degenleri de dedeler aittiler ki eğer men bilseydim sizge şunaka halat buluşunu degenekenler oğullarıya demek bu sahaba aittiler oğulları tabiinge onda men sizi uyakka yuvarmagan bulardım endi baribir ham ogoh bo'ling dedi. Agar mabodo shunaqa chaqiriq bo'ladigan bo'lsa qarang, bu ko'pchiligimizni hayotimizda bo'ladi. Shunaqa chaqiradi. U palonchi deb turdi. Yoshlaringizni eslangizlar, ayniqsa buni qishloqdagilar nimalar yoki domda turganlarda ham dadasi ichkaridan chaqiradi. Ayasi chaqiradi. Aya chaqirdingizmi? Yo'q, deb chaqirmadim deydi. Ovozingiz keldi-yu deysiz. Ko'plarda bo'ladi, chunki biz bu savoldan ko'p so'ralganimiz uchun ham aytayapmiz. Mana shu holat demak sahobani o'g'lini hayotida bo'ldi. Sahoba aytayaptilarki, "Valakinnaka idza sami'ta sawtan fanadi bis-salat." Shunday holat bo'ladigan bo'lsa, birdaniga ozon aytvorim deyaptilar. Ozon aytish kerak. Agar sizni bir begona tovush, ya'ni biri chaqirdi-yu, hatto otangizni, hatto onangizni, yaqiningizni ovozda chaqiradi. Erini ovozda chaqiradi xotinni, xotinni erini ovozda chaqiradi. Ular o'sha jin shaytonlar bo'ladi. Agar shunaqa holat bo'lsa, uydami siz, qay joydasiz, muhimi najosat yerda bo'lmasangiz, hammomda bo'lmasangiz, hojatda bo'lmasangiz, tezda ozon aytayekan. Sahoba aytayaptilarki, men buni Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan eshitganman. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib aytganlar. Inna shaytona idza nudiya bis-salati adwara. Albatta shayton namozga nido qilinib azon aytilgan paytda qochib ketadi. Demak, bu o'rinda ham nima bilindiki, azon aytilishlik joizligi. Nimada? Agar o'sha shaytonga duch kelib, shaytonning qanaqadir bir sharri ko'rinib turgan, his qilinib turilgan o'rinlarda ham mana shu azonlar aytilar ekan va xuddi shuni o'xshashi Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va idza taqawwalat lakumul ghilanu fabadiru bil azani akhrajahu an-Nasa'i va Ibn Majah va Ahmad va lafzu lahu va Imom Ahmadni sunanidan rivoyat qilingan lafzi aynan u kishini sunanidan sunnatlardan kitoblardan olingan ekan lekin Nasoiylar Ibn Majahlar ham xuddi shu hadisni rivoyat qilgan ekanlar. Hadisda Jabir ibn Abdullohdan rivoyat qilinib payg'ambar alayhissalatu vasallam aytgan ekanlarki va idza taqawwalat lakumul ghilan. Taqawwalatni ma'nosi agar sizlarga shayton jin g'avul qilsa, g'avulda ma'nosi nima deyilsa, turli xil shaklda ko'rinib yoki sizni yo'ldan adashtirsa. Ko'rdingizmi demak, shaytonga duch kelinganda azon aytilishlikni dalili sunnatdan sizga aytilyapti. Jabir ibn Abdullohdan rivoyat qilinyapti. U zot payg'ambar alayhissalotu vasallamdan rivoyat qilyaptilar, aytyaptilarki, agar shayton sizga turli shaklga kirib bir jin ko'rinsa yoki bo'lmasam sizni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lganligini shunday bilsangiz, u shayton jin ekanligini u paytida tezda azon aytishlikka shoshiling. Tezda azon aytingki, u nima bo'ladi? Albatta g'oyib bo'ladi. Demak bu ham bir dalil bo'ladi.